Beşiktaş'la devam edelim Uğur. Beşiktaş stoper bölgesine, sol stopere hep bir oyuncu arıyordu. Yani birkaç aydır açıkçası çok isim yazıldı, çizildi ama Vitor Hugo, daha önce Galatasaray'ın da birkaç sezon önce gündemine gelen ama transferi gerçekleşmeyen bir oyuncuydu. İtalya Ligi'nden savunmacı almak her zaman bir artıdır, artı bir yazar. Ne diyorsun Hugo ile ilgili? Sence başarılı olur mu Beşiktaş'ta? Galatasaray'ın çok isteyip uğraşıp alamadığı bir oyuncuydu. Onu biliyorum. Çok beğenilen bir oyuncuydu. Ama işte bazen doğru zamanda gitmek daha önemli hale geliyor. Daha uygun maliyetlerle alabiliyorsunuz. Beşiktaş'ın kasasından ne kadar çıkacak o henüz kesin değil. Ama ben çok iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. O da aslında biraz yani Vitor Hugo'yu kiralık çok uygun paraya getirileceğini söylesen Allah, adamlar yani 8 verdi, iyi de oyuncu. En kötü parasını ister diye düşünürdü. Çok beğendiğim bir transfer oldu. Geçen sene İzmamira'nın hani artılarını eksilerini anlatmaya çalışmıştım devre arası. Yani hızlı bir oyuncu. Ligdeki özellikle geniş alanda oynanan maçlara fayda sağlayacak ama ya, topla ilişkisi sıkıntı, oyun bilgisi sıkıntılı bir oyuncu. Bunlar da 5 yaşın yetersiz gelecek demiştim. Sanıyorum Vida'nın yerine daha sağlam, daha net bir oyuncuyla gitmek istediler. Bence çok iyi ikili olur. Vitor Hugo, yani, Vida. Vida, Hugo ikilisi. Bak ligin çok iyi olur. En iyi ikilisini birinci adayı. Ya Marka ile Luyendama'yı zorlar. Yani şey olarak yani aynen öyle. Bazı açılardan Marka Luyendama daha iyi. Bazı açılardan Vitor Hugo, Vida daha iyi denilebilir. Aynı seviyede çok. Yani ligin en elit iki stoper ikilisi. Olacağını düşünüyorum. Vitor Hugo'nun sağlam kaza bela yaşamaması halinde. Hakikaten dediğim gibi çok beğendiğim bir oyuncu. Bir kere Vida'nın yanına uygun. Bir kere sol stoper adam en başta. Solak topla ilişkisi fena değil. Ve sanılanın aksine sert bir oyuncu. Hem evet, sert hem yani çok değişik bir stili var. Çok az oyuncu var. İlla hani bir takımda çok büyük patlama yapamaması kötü oyuncu olduğu anlamına gelmez. Kesinlikle çok beğendim ve ligde de iş yapacağını düşünmüyorum. Bizim ligimizde öyle oyuncular çok seviliyor bir de. Abi hakikaten. Yani yüreğini koyan, böyle hani forması için sonuna kadar mücadele eden. Mesela bazı stoperler var, işte Miran'da mesela. Miran örneğinde. O da mesela elinden geleni yapmaya çalıştı ama aidiyet duygusunu vücut diliyle ve oyun stiliyle ifade etmek, yeşil sahaya yansıtmak çok başka bir şey. Onu biz Hugo'da göreceğiz gibi duruyor. Vida çok formda bir ikinci yarı geçirmişti. Ben ligin en formda 4-5 oyuncusundan biri olarak görüyordum. Ligin ikinci devresinden bahsediyorum. Vida'nın seviyesi belli. Ona uygun bir oyuncu geldi. Bu bile yeterli. Tabii. Savruk bir oyuncu değil. Bir kere topun kıymetini de bilecek gerçekten Beşiktaş. Bir kere Abdullah Avcı şu an içinin yağlara erimiştir. Bir mutluluk gelmiştir adama. Yüzü gülüyordur. Çünkü şeyi çok önemseyen, topu kimle çıkacağını, kimle nasıl, hangi açıdan çıkacağını bile hesaplayan bir hoca. O topu da kullanması için yani Vitor Hugo'nun sol ayaklı olmasının çok 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 önemi var. Dediğim gibi çok detay odaklı bir taktisyen olduğu için bu transferi en çok isteyen ve olmasına da mutlu olan kişi Abdullah Hoca'dır. Ki Vitor Hugo'da İtalya'da özellikle hocaların bir santim solda duracaksın, bir santim sağda duracaksın. Taktik antrenmanların, bazen fiziksel antrenmanların dahi dakika olarak önüne geçtiği bir ortamda Abdullah Avcı, Hugo çok örtüşüyor da oyun felsefesi olarak taktiksel anlamda. Aynen öyle. Ben dediğim gibi çok başarılı buluyorum. Bir şey de görmüyorum. Hani Miran'a de söylemiştim. Hani sağda da söylemiştim eksiklerini. Luyendama'nın artılarını, eksiklerini söylemiştim. Marka'da çok eksik görmediğimi söylemiştim. Yani fikirlerimi söylüyorum. Yani olur olmaz ayrı bir şey ama ben mesela Vitor Hugo'ya baktığımda eksi göremiyorum çok. Ya bu transferin nesi eksiği yok. Maliyeti mi eksiği değil. Oyuncu meziyetleri çok uygun. Yani cuk diye oturan bir transfer. Yani dediğim gibi bir kaza bela olmazsa Beşiktaş'ın çok mutlu olacağı bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Peki Dorukhan'la ilgili yine Serie A ilgisi devam ediyor. Sen Dorukhan'ı satar mısın? Ya Dorukhan hakikaten bu takıma dinamizm, tempo kattı ama her oyuncunun fiyatı vardır abi ve ben 10 milyon ve üstü bir ona yaklaşan bir teklife Beşiktaş'ın hayır deme lüksünün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hakikaten mali olarak çok zor durumda.
Yani oyuncuların maaşlarını ödemekte güçlük çektiğim bir noktada ya da transfer yapmakta güçlük çektiğim bir noktada bedavaya aldığın, yetiştirme bedelini aldığın bir adamı bir sezonda 10 milyon satacaksan abi sat, benzer oyunculara devam et. Dene yani. Beşiktaş bunu yapabilecek özgürlüğe sahip olmalı. Başarı baskısı deniyor. Başarı baskısından Oğuzhan'ı deli gibi bir sözleşme verdin. Tolga'ya acayip bir sözleşme verdin ki zor çıktı. Yani Fenerbahçe talip olmasa elde kalacaktı. Abi baskıyla bunları yaparsın. Rahat olursan Dorukhan gibi daha kaliteli adamı oynatma özgürlüğün olur. Dorukhan o baskı, başarı baskısından çıkmış bir oyuncu değil. Diğer oyuncular o kadar kötüydü ki ona fırsat doğdu. Öyle oldu. O da çok iyi değerlendirdi. Abi rahat olmak lazım. Bu oyunculara fırsat tanımak lazım. Mehmet Özcan deniyor. Ben Mehmet'in de iyi referanslar olduğunu görüyorum. Mehmet'le ilgili bilmeyenler için oyun stilini anlatalım. Abi şöyle, ben birincilik benim uzmanlık alanım değil. Ama Eskişehirspor'un özel bir durumu olduğu için Eskişehir ve Altınordu'yu biraz ayırarak izlemeye çalıştım denk geldikçe. Çünkü çok genç oyuncu oynatıyorlar ve bu gençleri Süper Lig'de daha üst liglerde izleme imkanımız olabilir diye. Yani bir kere Mehmet ayağı Dorukhan'dan daha düzgün. Tabii ki Dorukhan'ın dinamizmi, temposu daha farklı. Yani hakikaten o Avrupa seviyesi bir şey var. Ama Mehmet Özcan Beşiktaş orta sahasına koyduğun zaman sana handikap yaratacak, teknik sıkıntı yaratacak bir oyuncu değil. Belki bazı açılardan daha da faydalı olabilir. Tabii Dorukhan dediğim gibi daha net oturan, ihtiyaçları doğrudan karşılayan, akıllı da bir oyuncu, konuşmasını bilen, kariyerini planlayabilecek zeki bir adam. Ben Dorukhan'ın sadece saha içi kalitesinden bahsetmiyorum yani. Tabii ki takıma kattığı çok şey var. Ama Mehmet Özcan da ya Beşiktaş seviyesinde bir potansiyel midir? Beşiktaş seviyesinde bir potansiyel, bu kesin. Hani bazı oyuncuya tereddütüm oluyor, bu adam oynayamaz dediğim oluyor. Ama Mehmet Özcan denenmeyi hak eden bir yetenek. Ha, sonuçta gelecek çok daha iyi olacak, şu olacak, bu olacak diyemem. O kadar referans olacak. Yani sonuçta dediğim gibi birinci ligin her şeyi de takip eden uzmanlarına sormak lazım. Ben her şeyi de bilmiyorum sonuçta. Ama izlediğim kadarıyla bana o ışığı veren bir oyuncu. Peki Beşiktaş'ta Burak Lecce ilgisi çok konuşuldu. Ama Burak takımda kalmak istediğini defalarca söyledi artık. O da belki sıkılmıştır bu durumdan. Sence Burak'ın yanına nasıl bir hücum organizasyonu olmalı? Burak'ın kaldığını düşünecek olursak nasıl bir... Şimdi Fenerbahçe kurdu onu. Galatasaray daha kuracak. Beşiktaş'ta hali hazırda Boyd'un gelişiyle de biraz oturuyor taşlar ama nasıl bir görev dağılımı olacak hücumda sence? Güzel bir soru. Ben Boyd'u çok beğendiğimi zaten defalarca söylemiştim. Hatta A-Spor'da şöyle bir şey yaşamıştım. Maç esnasında program vardır hafta sonu. O programda bir şey gördüm. Şey değil ama asist falan değil. Yani golden 3 hamle önce bir şey hani çalım artı bir orta şeyi vardı. Yaptığı bir ortası vardı. Ankara Gücü'ne de yeni gelmiş. İşte bizim arkadaşlar da golü falan anlatmaya çalışıyor. İşte şu asist yaptı, gol attı. Diyorum ki bu numarasını da şu an hatırlamıyorum. 28 numara kim falan diye. 5 dakika 28 numara kim? 28 numara kim falan. Uğraşırken baktım Tyler Boyd'muş. İlk orada açıkçası ilk maçında daha çok dikkatimi çekmişti. Çok beğendim bir oyuncu. Hatta zaman zaman sağa da atılabilecek bir isim. Ben solda daha başarılı olacağını düşünmekle birlikte. Sağ tarafta da performans verebilecek bir adam. Hatta Beşiktaş'ın sol tarafını hırpalasın diye sağa geçtiğini hatırlıyorum. Ankara Gücü gol atamamıştı ilk devre ama ilk tek başına adam meziyetleriyle fark yaratmıştı. Hatta bir penaltı kaçırmıştı o maçta. Ama çok güvenilir. Vereceği belli. Takımında görmek isteyeceğin tarzda bir adam. Ha, takımı alacak, uçuracak mı? Öyle hani büyük farklar yaratacak bir oyuncu olduğunu düşünmemekle birlikte Burak'a çok hizmet edecek. Burak'ın açtığı alanlara girebilecek. Kendi golünü atabilecek. İlaç'ta ilişkisi de önemli orada. Yani şöyle 8 gol, 8 asist falan yapabilecek. Rahat, yani oraları zorlayabilecek. Belki biraz daha sonra da çıkabilir takımla uyumu daha erken olursa. Kaliteli bir oyuncu. Ben beğeniyorum. Beşiktaş'a da çok şey katacağını düşünüyorum. Ama hani nasıl bir şey olacak? Yani Laiç'le uyumlu olur mu? Olur. Hani Laiç, Burak zaten merkezde dolu. Ama işte sağ tarafta nasıl bir düşünce de olacak Beşiktaş? Orada işte Kovarejman'ın durumu tabii çok önemli. Adriano artık Kovarejman olmayacak. Oranı, yani bu hattın oyuncusu Kovarejman değil. Bunlar paylaşımcı oyuncular. Yani
Laiç Boyd'u kullanabilir. Burak'a katkı sağlıyor zaten. Burak orada bitirici bir tane Burak var. Ben Kovarajman'ın ikinci bir top isteyen oyununun artık hem Abdullah Avcı'nın oyuna uymayacağını düşünüyorum. Hem de ya bu kangren artık çözülmeli ya. Yani Beşiktaş artık adına mali anlamda da sıkıntılı zaten. Ödeme yapmakta güçlük çektiğim bir oyuncu. Bir şekilde çözüp bunu bir sağlıklı bir hale getirmek lazım. Hani Boyd, Laiç, Burak'ın dördüncüsü Kovarajman olmaz. Orada Abdullah Avcı takımında hiç olmaz. Yani. Çünkü roller çok önemli. Yani antrenmanlarda da şu anda Abdullah Avcı'nın yapmaya çalıştığı şey bence artık nasıl bir oyun anlayışı olduğunu oyuncularına aktarmak. Burada Burak'a çok büyük rol düşüyor. Burak şimdi ufak bir sakatlığından dolayı tabii daha geç form tutacaktır. Ama Laiç'in görevi burada çok önemli tabii. İşte o dördüncü isim şu anda bizim kafamızda oluşmadığına göre Abdullah Avcı'nın kafasında nasıldır Allah bilir. Yani biz bile uzaktan daha çok antrenmanları izlememişken bunu tam olarak şu oyuncu diyemiyorsak hoca şimdi oraya nasıl bir şimdi Lens'in kilo fazlası fotoğrafları çıktı. İnanılmaz. Kovarajma belli değil. Orada Adriano sol önde bazen oynuyordu. O yok. Caner artık eski gücünde değil. Yani Beşiktaş'ın orada bir hücum anlamında desteğe ya da belki de genç oyunculardan mucizevi bir katkıya ihtiyacı var bence. Ya Lens'i yani ligin ikinci devresi çok canlı maçına gittim ben Beşiktaş'ın. Galatasaray'ın Fenerbahçe mümkün olduğu kadar iç saha maçlarına gittim. Abi Lens kadar kötü oyuncu izlememiş olabilirim ya. Yani Lens hakikaten zihnen de bitik, fiziken de bitik. Yani 20 tane hareket yapıyor, 2 tanesi falan olumlu. Yani saçını başını yoldurur adamın. Ben izlerken sinirleniyordum Lens'i. Kovarajma da zaman zaman insanı sinirlendirebiliyor da o başka tarzda. Lens'e hiçbir katkısı da yok. Yani çok üzücü. Böyle bir kontratı da kimse senden almaz. Ya Beşiktaş adına çok çok talihsiz. Bence yani Beşiktaş tarihinin en kötü transferlerinden biri olarak anılacak yani. Ki Fenerbahçe'den geldiği dönemi hatırlıyoruz. Fenerbahçe'de avukat döneminde iyi bir sezon geçirmişti. Büyük ihtimalle kariyerindeki son uzun vadeli yani uzun ölçekli iyi performansı olabilir. Bir daha o kadar abi, uzun iyi oynayamaz bence. Şimdi 2-3 hafta iyi oynar. Bitti. Az Yıldırım Kovarajma'yı alır bak yedek yaparım sinirlendirmeyin beni dedi diye. Lens'i alıp Kovarajma'nın yedeği yaptık demek için yapılmış bir transfer. Abi tamam dedin de yani sonuçta burada Beşiktaş'tan çıkan maliyet, 5 yıllık kontrat, bonservisi. Abi 17-18 milyon euro para yazık ya. Yani bu adamın son kontratının Beşiktaş olmaması lazım. Beşiktaş evet, çok başarılı işler yaptı. Ondan sonra transfer yapamıyorsun böyle işte. Abi hani mesela Cenk Tosun'u satıyorsun 24'e falan tamam da yani bonservisine yatırdığın, bonservis arttı maaşına yatırdığın para adamın bu seviye. Ya yazık ya ben çok üzülüyorum ya. Böyle işlere bayağı üzülüyorum ben. İnşallah daha iyisi olur. Belki bir elden çıkar, bir talibi çıkar. Ama olsun isterim. Yani Beşiktaş'a zarar veren bir oyuncu. Trabzonspor'da Yusuf'un durumu çok kritik. Lille'in ilgisi, anlaştığı yönde iddialar var. Yusuf'la ilgili ne diyeceksin? Sence geleceği nasıl olur? Ya Lille transferi olsa ben Yusuf için çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Lille'de Yusuf tarzı bir forvet arkasına ihtiyaç var. Çünkü yani Nicola Pepe çok büyük bir oyuncu. Yani çok daha üst düzey bir sene. Lille'de kalacağını kesinlikle düşünmüyorum. Nicola Pepe ayrılınca solda Jonathan Bamba var. Normalde Pepe oynuyor. Forvet arkasından Ikone'yi kaydırıyorlar. Ikone de aslında kanat karakterli bir oyuncu. Milli takımına sağa da sola da koyabileceğim bir adam. Ama ya koyulan bir adam. Ama biraz daha asiste yatkın diye merkezde oynatılıyor. Şimdi Pepe'nin ayrılması halinde Ikone sağa geçecek ve Yusuf'u orada çok güzel bir yer açacak. İki tane çok atlet kanat oyuncusuyla birlikte oynama imkanı olacak. Ön tarafta Leao var. Benim çok bence çok iyi santrfor. Timothy Weah'ı aldılar ama bence Weah oynayamaz Leao varken. Arkada Thiago Mendes gibi ona servisle yapabilecek bir orta saha da var. Ben güveniyorum. Ben Lille'in kadro yapısını da beğeniyorum. Yusuf'un tipi bir oyuncuya da ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Yusuf burada tabela da yapar. Yusuf için iyi. Ha, ama bu transferin gerçekleşmesi için Trabzonspor'un beklentisi, Lille'in verebileceği ve de verdiği ya bunlar önemli şeyler. Bakalım ne olacak, nasıl gelişecek, nihayete erecek mi? Ama ererse artık bu saatten sonra 15'ten aşağı olması mümkün gözükmüyor. Ya ben Yusuf'un Türkiye'den daha büyük paralara çıkabileceği kanadı değilim.
Yani sonuçta büyük takımlara giden oyuncularımız da hep bir mesafeden sonra gidiyor. Hep bu düşünülüyor. Trabzon'dan büyük takım mı? Belki kulüp olarak değil ama lig olarak Fransa Ligi Türkiye'ye giden büyük abi. Önemli olan budur. Kaldı ki bu sene Şampiyonlar Ligi'de oynayacaklar. Ya Trabzonspor'un biz daha küçük takım oyuncu satan takım olmamalıyız düşüncesi değil. Bence ki dediğin son yıllarda abi. Yani satışlarını düşünecek abi, olursak. Bence şu yani ben bütün kulüpleri söylüyorum. Sana ne abi kimin olduğunda ya? Yani. Hangi takımından sana ne? Sen parasına bak. İyi para veriyorsa, oyuncu için, geleceği için iyiyse yani Lille Trabzon'dan küçük diye ego yapacak bir şey yok. Abi Fransa Ligi daha büyük lig abi bitti. Bitti yani. Türkiye Ligi'nde oynuyoruz. Bu Trabzonspor'un problemi değil. Galatasaray'ın problemi değil. Beşiktaş'ın problemi değil. Fenerbahçe'nin, Rizespor'un problemi değil. Adam daha iyi ligde oynayabilecek mi? Oynayabilecek. Bırak abi gitsin. Şeyse, sana mali şartların uygunsa. Zaten 15'in üstüne de çıkmışlar. 15 civarı bir para da var. Yusuf bu parayı eder mi? Eder. Belki daha fazlası da olur daha sonra. Ya belki Lille'de daha fazla edebilir ama sende etmez abi. Maksimum bu Türkiye Ligi şartlarında zaten. Yani Ozan Kabak da 30 edecek yani 35 edecek yarın öbür gün. Galatasaray'da ki toplamda etti. 35'te etmez yani. Galatasaray'dayken olmayabilirdi ama toplamda 2 transferde etti aslında. Ki dediğim gibi daha 19 yaşında yani. Tabii daha da yukarıda çıkıyor. 19 yaşında 15 etti adam. Bir 3-4 sene tecrübelense neye çekiyor? Meri. Meri'yi sen Juventus'u 18'e satamazsın abi. Sassuolo evet. Satar. Alanyaspor satamaz abi. Aynen öyle. Burada takımın büyüklüğü, küçüklüğü gibi bir şey... Ligin büyüklüğü, küçüklüğü aynen, aslında. Ligin büyüklüğü, küçüklüğü. Önemli Yusuf'un durumunda da bu bence. Yusuf'un gitmek istemesini anlayabiliyorum. Bir de abi Trabzonspor'un farkında olması gereken bir şey var. Yusuf da merkez oyuncusu. Abdülkadir her ne kadar sahada kullanılsa da bence forvet arkasında daha da verimli olabilecek bir oyuncu. Bence potansiyeli de daha yüksek Yusuf'tan. Ve bunun yanı sıra adamın meziyetleri merkeze de... Dar alanda daha iyi. Doğal olarak Yusuf gidince Abdülkadir'i oraya kaydıracaksın ve çok daha iyi bir belki de performansını artıracak. Belki diyorsun. İşte ha o zaman Abdülkadir'i 20 üstüne satarsın. 20'ye 25 bandını zorlarsın. Abdülkadir'in de önünü açıyorsun. Ki Abdülkadir'in de çok talipleri var. İkisini birden satmazlar. Ben Yusuf'la Abdülkadir'in biraz çakıştığını düşünüyorum zaten. Yusuf'un satılması bu sezon Abdülkadir'e de yarar. Ben Trabzonspor'un niye bu kadar ısrarcı olduğunu anlayabilirim. Şey de olmasın yani yanlış an illa satsınlar demiyorum ama benim fikrim bu yönde açıkçası. O zaman çok teşekkürler Uğur. Rica değerli görüşlerin için kapatıyoruz programı artık. Tamamdır. Ağzına sağlık diyelim. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu arada 50 bin aboneye ulaştık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öncelikle gerçekten kısa sürede birkaç ayda bu abone sayısına ulaştık. Umarız bu şekilde devam eder. Aynı zamanda voleyi de telefonunuza indirmeyi lütfen unutmayın. Transfer gelişmelerini yaz boyunca Vole'den takip ettiniz. Devamı da gelecek diyelim. Yeni sezonda da sürprizlerimiz, yeni programlarımız olacak. Uğur'un da yeni bir programı var. Ali Ece ile beraber önümüzdeki hafta yepyeni bir programa başlıyorlar. Onu da mutlaka takip edeceksinizdir. Hoşça kalın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.